Evet, uygarlıklar. Yıkıp yeni uygarlıklar kuruyoruz. Sıradaki hangisi? Frigyalılar. Frigya uygarlığı, Frigya devleti. Şu alanda gördüğümüz haritada başkenti Gordion olan Ankara bölge. Yakın kalıyor ya Ankara'ya, o yüzden. Evet, gayet yakın gerçekten de. Ne zamanlar yaşamışlar? Milattan önce 9. yüzyıl ve işte 7. yüzyıl arasında. Yani yaklaşık 200 yıl kadar varlıklarını sürdürmüşler. Zaten bu coğrafyada ilk çağda hep birbirlerinin üstüne binen devletler olduğu için aslında topluluk olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Devlet adı olarak sürdürmüyorlar. Diğer uygarlıklar için de söylediğimiz cümle. 9. yüzyıl derken bundan 9. yüzyıl değil mi? Normalde 7 ve 8. yüzyıl evet. var. Tamam. Yani 800 dediği için, başında 8 olduğu için diyoruz. İlk siyasi birliklerini de 750'li yıllarda kurmuşlar. İlk kralı Gordios. Zaten Gordion adı da kralın şehri olarak geçiyor. Oradan alıyor adını. Kral Gordios'tan alıyor. Bölgede Frig ülkesi başlangıçta yine Kimmerlerin saldırıları vardı ya, başka ülkelerde Urartulardan bahsetmiştik. Yine bölgede tahrip gerçekleştiriyorlar Kimmerler. Bölgede bayağı hani ağaçların, yeşilliklerin gittiğini yine söyleyebiliriz. Kimmerler psikopat yani. O adamlar gerçekten her yere böyle vahşeti taşımaya çalışıyorlar. Evet ya, ama o dönemde hepsi yani Asurların da o söylediği, Asur kralının söylediği cümleyi de daha önce bahsetmiştik. Onlar da Kimmerler değil miydi zaten? Asur kralıydı. O ağaçları kesen. Asur kralıyla Kimmerlerin birbiri arasında rekabeti vardı bölgeyi almak için. İşte burada Kimmerlerin de, Asurların da ya da Friglerin de yeri geldiğinde kesinlikle gözünün hiçbir şeyi görmediğini ve amacın sadece toprağa sahip olmak olduğunu biliyoruz. Çünkü bu adamların hayatta kalmasının en temel ihtiyacı tarım. Yani yerleşik hayattaysan sen göçebe olmadığın için bir yerlerden toplayıp yaşayamazsın. Ve yerleşik hayatta tarım yapmak zorundasın. Tarım için toprak lazım. Ne kadar çok toprağın varsa o kadar varsın. Yani hayatta kalmak için bu kadar şey saldırıyorlar aslında. Evet. Umarsızca saldırıyorlar. Peki nasıl oluyor bu işler? Önce Lidyalıların, onlar da saldırmış. Sonra Perslerin egemenliğine giriyorlar. Lidya'da Anadolu'da yaşayan, hatta ilk parayı bulan uygarlık. Persler de İran bölgesinde yaşayan uygarlık. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Tarımla bayağı bir uğraşıyorlar. Şimdi bahsedeceğiz. Ve özel kanunlar geliştiriyorlar. Burada Frigya giysilerini giyenler var. Bunlar tabii şey, asker ve soylu kesimler, köle değil. Bir de çengelli iğne. Dünyada bilinen ilk çengelli iğne örneği ama adına fibula diyorlar. Bazen testlerde böyle LYS tarzı sorularda çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi işte Friglerin kullandığı çengelli iğnedir diye. Hani bildiğiniz tanım sorusu. İşte fibuladır diyeceğiz. Görüntüsü tabii ki günümüz çengelli iğnesinden birazcık daha minik, daha farklı. Sanki bir yılan kendi kuyruğunu ısırıyormuş gibi bir şekli var bence. Evet. Benziyor öyle. Gerçekten de. Tarihe yeni bir ışık tuttum. ama hepsinde şey değil tabii. Figürler hepsinde farklı farklı. Bu örneklerinden sadece bir tanesi. Şimdi tarımla uğraştıklarını söyledik ki Friglerin. yani görürsün zaten müzelerde bir sürü örneklerini görecekler. İşte ejderhası var. Aa, ne ayım. Şimdi burada cezalar aslında yani toplumun yaşam alanındaki cezalar tarıma ne kadar zarar verildiği ile alakalı. Yani eğer tarımı geliştirmek üzere yapılmış bir sabana zarar verildiyse, işte kırıldıysa o saban, işte yakıldıysa ya da bir şekilde başka birine, başka uygarlıklardan birine verildiyse bunun cezası ölüm. Saban kırmanın cezası ölüm. Öküz öldürmenin cezası ölüm. Demek ki tarım o kadar önemli ki hukuk kurallarında bile etkili olmuş. Yani ihtiyaçlar bu sefer hukuk kurallarını belirlemiş aslında. Devam edelim. Yazı sistemi yine Sümerlerden gelen çivi yazısını kullanmışlar ama onu biraz daha geliştirmişler ve hala tam olarak çözülemeyen bir hal almış o. Yani belirli bir kısmına kadar bazı harfler, bazı kelimeler seçiliyor, çözülüyor. Mesela burada bu arada farklı bir figür var. Ejderha demiştim. Burada ejderha çıktı. burada yazı sisteminde de çözülemeyen noktaları günümüzde hala araştırmacılar çözmeye devam ediyor. Ama
grup olarak, hani her yazının belirli bir grubu vardır ya, Hint-Avrupa kökenli diller arasında yer alır. Buna göre zaten kodlamalarını çözmeye çalışıyorlar. Edebiyatta, biz edebiyat dersinde, hatta çocukken daha okumaya başlarız aslında. Ezop masalları okuruz ya, La Fontaine'den masallar gibi. İşte onlar fable örneğidir. Hayvanlar konuşur orada. İşte tavşan kaplumbağa ile konuşur. Aslan kedi ile konuşur falan. İşte burada dünyadaki ilk hayvan hikayelerinin, yani fable örneklerinin yazıldığını görüyoruz. Yani tam dili çözülemese de çözüldüğü kadarıyla biz bunu anlıyoruz. Bir de tam çözülse kim bilir neler yazmışlar, neler çıkaracaklar ortaya. Fable örneği olduğu anlaşılıyor yani eserin. Evet. Çok enteresan. Bu arada tabii başka parçalar var. Oyuncak en ilgi çekicilerinden bir tanesi. Çocukların oyun oynamasına verilen değeri gösteriyor. Yıkanmak için göbekli tas. Günümüz klasik hamamlarda geçerli olan tas. Evet. Su içmek için de kullanmış olabilirler tabii. O dönemde öyle bir ayrım yapılmamış olabilir. Metal. Evet. Metali işlemişler. Onun için pişmiş toprak, yani seramik sanatının yapıldığını biliyoruz. Ahşapta işlenmiş, yani oymacılık, kakmacılık mevcut. Nerelerde sığınaklar var ya da nerelerde saklanmışlar? Gordion başkent demiştik ve Midas şehirlerindeki kayalar içine uymuş sığınaklar var. Tabii onların içinde bu arada resimler de var, yani sanatsal figürler de var. Yaşarken bir şeyler yapıyorlar oraya. Evlerini dikdörtgen biçimde yapmışlar. Biz İyonlarda ev yapım tekniğiyle ilgili sütunlar görmüştük. Sütun başlarının İyon tarzı olduğunu görmüştük. Friglerde ise dikdörtgen tarzı evler var. Yani bir salon ve peşine hemen oda. Hani bizde şeydir, sağdan soldan girersiniz. Burada arka arkaya geliyor. Yani bir kapıdan içeri giriyorsun. Öz sistemi böyle. Evet. Salonun arkasında bir oda, onun arkasında bir oda, onun arkasında bir banyo gibi arka arkaya gelen bir dizilim var. Temellerinde taş kullanıyorlar haliyle ve kerpiç kullanıyor. Anadolu'da da çok yaygındır zaten kerpiç kullanımı. Üzerlerine de hayvan figürleri yapıyorlar çanak çömleklerin. Az önce örneğini gördük zaten. Burada Kral Midas'ın görselleri var. Şimdi bahsedeceğim. Bu hayvan figürlerini çanak çömlekleri yaparken ağaca da yapıyor. Maden işlediği zaman, bir tas yaptığı zaman mesela ona da yapıyor. Silahının ucuna, kabzasına da yapıyor. İşte bir kılıcın ucuna da yapıyor. Nakış yaptığı zaman bir beze de işliyor. Yani çok farklı yerlerde kullanıyor. Peki Kral Midas'ın resminin burada işi ne? Midas'ın kulakları ile ilgili bir hikaye var. Evet, kocaman kulakları var. Eşek kulakları derler. Hatta devlet tiyatrolarında da defalarca oynanmıştır oyunu. Burada Kral Midas'ın bir Yunan tanrısıyla girdiği bir tartışma, yani bir kurgu var aslında. Oradan sonra bir ceza olarak başına gelen bir şeydir. Burada da altın hali var. Yine bir Yunan tanrısıyla girdiği bir sohbet sonrasında dile benden ne dilersen der Yunan tanrısı. O da altın ister. Tuttuğu her şey altın olur. Kendi de altın olur. Öyle bir sembolizasyon. O yüzden ne dilediğinize çok dikkat edin, evet, arkadaşlar. Evet, çok önemli şeyler. Tabii ki tanrıları bunların da Hititlerdeki gibi çok sayıda ama en önemlisi bereket tanrıçası adıyla bilinen Kibele. Anadolu'nun çok yerinde Kibele örneklerini görürüz. Konuşmuştuk. Dolayısıyla da ana tanrıçadır. Fakat her zaman bu formda görmeyiz. Kilolu olmasının sebebi bereketi temsil etmesi. Onu diyecektim. Bereket tanrısı olarak kullanılan figürlerin hepsi şişman. Yani bu bolluk, bereket, kesinlikle, bu şeyleri düşünmüşler. Ne kadar yağ o kadar iyi falan demişler. İşte burada bolluk, bereket derken tabii şunu da kastediyor. Üremek de var işin içinde. Dolayısıyla da birden fazla kişiyi de temsil ediyor orada. Yani bir koluyla başka bir insanı daha, bir bacağıyla başka bir insan. Hatta bazen kafasını birden fazla yaptıkları da ya da göğsünü birden fazla yaptıkları, yüzlerce göğüs. İşte orada bir sürü bereketi, bir sürü insanı ifade eder. Tabii bu Kibele'nin bir de sevgilisi var. Attis. Kibele her yıl sonbaharda sevgilisi Attis'i ölüme teşvik ediyor. Öleceksin, baskı yapıyor. Attis'in ölümüyle tabiat da ölüyor. Yani artık kış geliyor. Attis ilkbaharda yeniden dirildiği zaman Kibele ile buluşuyor.
buluşma yerleri ilkbahar. Ne güzel tasarlamışlar yani kafalarını. Gerçekten de mantıklı bir şeyi oturtmuşlar adamlar. Evet. Gayet de şirin. Ve ikisinin yeniden buluşmasına da tabiat yeniden dirildi. Yani bahar geldi diyorlar.